Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Elmalı kurabiye sevenlere bir haberim var. Bu kurabiyeyi ya da böreği ya da artık küçük mini tart mı dersiniz daha çok seveceksiniz. Çünkü bunun malzemesi hem çok basit hem de çok kıyır kıyır tam o istediğiniz kıyırlıkta bir elmalı turtacıklar yapacağız. Bunun için çok basit bir malzeme ihtiyacımız var. Soğuk tereyağı, un, şeker ve tuz. E, açıklamalar kısmına kaşık ve gramaj ölçülerini yazacağım. Sonra soğuk suyla birlikte başlıyorsunuz. Hiç elinizi içine sokmadan karıştırmaya bir hamur e, e, spatulası ile ya da çatalla olabilir, ya da bir rondoyla olabilir. Burada önemli olan şey hamur böyle henüz daha elinizde dağılıyorken ve toplayamazken, hafif toplanmışken film arasında bütünleştirmek buradaki amacımız tabii ki elimizin sıcaklığıyla birlikte tereyağı eriyip de o hamuru iyice sertleştirmesin. Aslında böyle bir kolay milföy yapıyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Tamamen teknik bir tariftir şu izlediğiniz. Ben bunu ilk defa yapıyorum. İlk defa yaptığımda kolaylıkla başarabildim. Kenardan dökülen hamurları kafanıza takmayın. İçine attır attır verin. Ve bu şekilde streçimle birlikte buzluğa koyuyorum. Bir saat boyunca dinlendireceğim güzel bir içine elmalı harç hazırlıyoruz. 500 gram kadar böyle tatlış tatlış elmalarım var. İsterseniz ekşi de karıştırabilirsiniz. Küp küp doğruyorum. Şekerle birlikte tamamen suyunu çekene kadar hızlı ateşte pişireceğim. Yavaş yavaş pişirmeyin ki lapa olmasın. Hızlı ateşte pişirin. Bütün suyu uçup gitsin. Sonra içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Biraz esmer şeker varsa elinizde. Yoksa normal şeker de olur. Bu şekilde karıştırıyorum. Sonra bunun püf noktası nedir? nişasta ve su karışımı. Elmanın bu kurabiyenin içine salacağı suyu ya da işte nemi önlemek için içine biraz böyle bağlayıcı malzeme yani nişasta ekliyoruz. Nişasta ile birlikte hızlı ateşte karıştıracağız ve iç harcımız hazır. Tarçın, ceviz, kuş üzümü içine damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Ben sadece ceviz ve tarçın ilave ettim. Şimdi ocaktan alıp onu kenara soğumaya bırakırken bir taraftan ben de hamurumu çıkartacağım ve açmaya başlayacağım. Bu tarifi sıcak bir mutfakta yapmak, sıcak bir havada yapmak oldukça riskli çünkü içine koyduğumuz tereyağı pastörize bir tereyağı ve hemen çözülecektir. O yüzden mutlaka böyle bir soğuk tezgah kullanmakta, elinizi işin içine çok koymamakta fayda var. Dediğim gibi bu tarif çok basittir ama teknik bir tarif. Yani amacımız buradaki bütünlüğü korumak. Şimdi oklava elime alacağım. Hafif unladığım tezgah ve hamurun üzerine hafif hafif bastıracağım. Ve böyle bastırdıkça göreceksiniz parçalanacak. Hemen üzerine biraz o az önce sermiş olduğum streç filmle birlikte yardım alarak bu şekilde açıyorum. Çok ince açmayacağım size kalınlığını göstereceğim. Siz bir taraftan açarken o bir taraftan çözülmeye başlayacak ve hamur birbirine yapışacaktır. Merak etmeyin. Dediğim gibi acele etmeden yavaş yavaş bu şekilde merdane üzerinde gezdirin. Hamur hem yapışacak hem de açılacak. Bu kalınlık yeterli gelecektir. Çok ince açmaya gerek yok çünkü böyle katları milföy hamuru gibi olacak, kıyır kıyır olacak. Şimdi bir böyle bir kurabiye kesicisinden faydalandım ama dilerseniz siz kare olarak, üçgen şekilde de kapatabilirsiniz. Yani kare kare kesersiniz, üçgen kapatırsınız. Her iki şeklini de göstereceğim. Yuvarlak yuvarlak yapıyorlar genelde. Bunu ben de ona göre yaptım. Yurt dışında çok ünlü bir tariftir bu mini e, apple yani mini tart elmalı tart olarak geçer. E, yabancı kaynaklardan faydalandım ben de. Şimdi teker teker e, bezelerimi kenara alacağım. Fakat şu aradaki hamurları hızlıca açmam lazım. Onları oda sıcaklığına maruz bırakmayın çünkü oda sıcaklığında tereyağınızı bir taraftan erimeye başladı bile. Hafif unlu bir tezgahta şöyle bir alelade toparlayıp olduğu gibi açacağım ve bunu da kare şeklini vereceğim keserek. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Alelade karelere böldüm ama ben onları düzgün bir şekilde katlarken getireceğim onu da göstereceğim. Şimdi ben bu elmalı harcı içine bol bol sevmem ben doldurdum böyle patlı eseye kadar doldurdum hepsinin içine. hiç merak etmeyin bir tanesi bile açılmadı. Yumurta ile birlikte kapattım ama bence yumurtasız da kapatsam kapanabilirmişti. Ama üzerine yine de yumurta sarısı sürüyorlar. İsterseniz sürün isterseniz de böyle bırakın. Su da sürebilirsiniz bence. Orijinal tarife bağlı kalmak istiyorsanız yumurta sarısı sürebilirsiniz. Şimdi içlerini güzelce elma ile dolduran ben hala soğuk olan hamurumu katlayıp çatalla kenarlarını bastırıyorum. Bu en son yaptığım hamuru da bu şekilde üçgen üçgen kapatıyorum. Daha sonra aralıklı bir şekilde tepsiye dizeceğim. Üzerine yumurta sarısı sürüp bir de böyle tart çiziği atacağım. Bu hamurların olması olmazı yoktur. Her türlü şekle girerler. Yağlı bir hamur değil mi bu girer. Yani düzgün olarak kesemedim ben onu kapatırken düzeltirsin. Hiç o kadar kafanı yormana gerek yok. Kenarlarındaki çatalı şöyle şöyle bastıramadım ben. Aralardan açılır mı? Elma dökülür mü? Hiç bu kadar kendinizi strese sokmaya gerektirecek bir tarif değil. Kapatı verdim. Ve dediğim gibi yumurta sarısı sürmeseniz de oluyor. Ay işte üstten çatla çatlasın. Fırında hiçbir şey olmaz merak etmeyin. O aralardan buhar çıkar. Daha güzel, daha kıyır kıyır olur. Güzelce yumurta sarılarını sürdüm. Bir yumurta sarısı, bir yumurtayı bütün bu arada çırptım. Kenarda kalan yumurtayı daha sonra değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde de böyle üçgen tart çizikleri oluşturdum. Bu tart çizikleri ne işe yarıyor? Bu tarifi elmayı çiğden yapanlar da var. Onlar böyle buhar çıkışı olsun diye koyuyorlar. Ama bence en güzeli elmayı pişirerek oluyor. Üzerine hafif şeker serptim e, tartçıklarımı gönderdim fırına 200 ile başladım 190'la ile bitirdim açıklamalar kısmına nasıl pişirdiğini yazacağım hemen telizgaranın üzerine aldım nasıl biliyor musunuz ağzınıza atıyorsunuz ağızda eriyor çünkü onu tutan bir malzeme yok yoğurt yok süt yok yumurta yok hamurunda un var yağ var ya İşte böyle ağzınızda eriyor gidiyor bir de o elmalar böyle bütün bütün ağzınıza geliyor mu kıtır kıtır dışı İnanır mısınız böyle dışı Kıtır kıtır ve içi de tam böyle ağzınıza yakışır lezzetli bir elma. Yani ben bu tarifi çok beğendim. Hakikaten bu kadar abarttıkları kadar varmış dedim. Siz de benim gibi bir elmalı kurabiye delisiyseniz siz de seveceksiniz. İnşallah beğenirsiniz ve bana yorumlarla dönüş yapar beğeni butonuna basarak beni desteklersiniz. Yeni yeni tariflerde yeni yeni bloklarda görüşmek üzere hoşçakalın afiyetle kalın.